Bugünkü aracımız Audi A6 2012 model. 6C kasa diye geçiyor. Bu aracımızın orijinal ekranına, ilgili ekrana, geri görüş kamerası, ön görüş kamerası, bir de akıllı telefonun ekranını yansıtabilecek bir interfez uygulaması yaptık. Çalışma prensibi şöyle. Geri vites aldığımız zaman otomatik geri vites devreye giriyor. Boşa ya da ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye giriyor ve araç hareket ettikten sonra 10 km hızı geçince radyo ekranına otomatik geri dönmüş oluyor. Park ederken de şu ilgili joystick alanda back tuşuna 2 defa hızlı basmamız yeterli. Böylelikle devreden çıkıyor. Adaptive'nin normal eşleme arayüzüne nasıl geçiyor? Yine back tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Ekran geliyor ve buradan da videolarımızı oynatabiliyoruz. Ses Bluetooth audio kısmından aracın hoparlörlerine aktarılıyor. HDMI'dan da görüntü gitmiş oluyor. HDMI için iPhone'larda Lightning kablosu, şu ilgili Lightning kablosunun kullanılması lazım. Buradan kullanıcı telefonla ne açarsa orijinal ekran, aynı ekranı orijinal ekranında görmüş oluyor. Böylelikle orijinal ekran monitör kısmına dönüşmüş oluyor. Tekrar 2 saniye basıyorum back tuşuna. Ekrandan çıkmış oluyor. Tekrar gösterelim. Geri görüş kamerası için geri vites atıyoruz. Geri vites kamerası devreye giriyor. Ve ilgili ekranda da aracın orijinal park sensörlerinin diyaframını görebiliyor. Boşaya da ileri aldığı zaman ön kamera devreye giriyor. Yine park sensörleri diyaframda gözüküyor. Araç park haline çıktı. Hareket ettikten 10 km hızı geçince normal orijinal ekranına dönüyor. Park ettiğimiz zaman da orijinal ekrana dönmek için back tuşuna 2 defa hızlı hızlı bastığımız zaman orijinal ekrana dönmüş oluyor. Adaptif telefon ekranı yansıtma adaptif mini ekranına ise back tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Adaptif mini ekrana geliyor. Buradan da telefonla ne açarsak orijinal ekranda onu görmüş olabiliyoruz. Başka bir... Böylelikle aracın orijinal sistemine ön kamera, arka kamera, bir de akıllı telefon arayüzünü eklemiş olduk. Aracın orijinalliğinden ödün vermeden, herhangi bir parçada kesip biçme yapmadan, gördüğünüz gibi bu tarz özellikler Audi'nin ekranına kazandırmış olduk. Bu şekilde.